Merhaba arkadaşlar. İlk olarak bu sayfada şu büyük parçayı kesmemiz gerekiyor. Bunu güzelce ayırmamız gerekiyor. Bunun püf noktalarını göstereceğim. Önemli noktalarını. Evet. Bakın. Şu parçası şu şekilde kesilecek. Bu şekilde. Bakın şuraları, şu girintiler var, boşluklar var. Onları da çıkarın. Ve şunlar da, beyazlıklar da yapıştırma yerleri. Bunlar bu şekilde üzerine gelecek. Bu da bu şekilde sonra üzerine gelecek. Tek tek yapıştırırsanız daha iyi olur. Bunun yapıştırmasını yapacaksınız ve burası bitecek. Sonra diğer tarafa geldiğimizde şurası boş kalacak. Çünkü burası üst kuyruk kısmı. Ama diğer tarafları yine bu şekilde yavaş yavaş üzerine yapıştırılacak. Evet. Şuraları da yapacaksınız. Şuraya dikkat edin. Burada bu şekilde bir geçiş yapacaksınız. Şunları ve şunları. Evet, bu parçayı kestikten sonra yapıştırma işlemine geçeceğiz ve yapıştırmış hallerini tek tek göstereceğim. Evet, ilk bu kısmını yapıştırdık. Şöyle gördüğünüz gibi bunu da yapıştırın. Evet, bakın bu şekilde ön tarafı karşı karşıya gelecek şekilde, hizalı bir şekilde yapıştırmanız gerekiyor. Altında da bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu arada aslında ilk yapmamız gereken katlama işlemiydi. Bakın şimdi şöyle bir katlama işlemimiz var. Şu gördüğünüz çizgi var, görüyorsunuz. Bu böyle hizalı bir şekilde, eğer cetvel yaparsanız daha iyi olur. Bu şekilde katlamamız gerekiyor. Örneğin bunu katladık. Şurasını katladık. Burasını da düzgün bir şekilde şöyle düzleştirecek şekilde katlamamız gerekiyor. Bu ne için? Uçağımızın şu üst kısmı bombeli olması için şurasının böyle bir katlama işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani şurasının keskinleşmesi gerekiyor katlama yerine. Siz de katlarsanız güzel olur. Yani olması gerekenlerden. Bu sadece görünümde güzel durması için. Sonra ikinci bir şekilde tam karşı tarafı aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle şunları katlayalım. Bakın düz gelecek şekilde. Böyle katlayacaksınız ve burası bu şekilde hazır olacak. Evet. Bundan sonra yapacağımız işlem şurayı yapıştırmak. Burayı yapıştırdıktan sonra size göstereceğim arkadaşlar. Evet, bakın. Şurayı ilk buradan başladım yapıştırmaya. Şu arası boş kalacak. Yani burada bir şey olmayacak. Çünkü buraya kuyruk gelecek. Üst kuyruk gelecek. Önce şurayı bir yapıştırın. Kurusun. Sonra bunu yapıştırın. Çünkü kaymalar olabilir arkadaşlar. Önce şurayı yapıştırın. Sonra burayı. Altını daha yapıştırmayacağız. Çünkü buradan kuyruk kısmını yapıştırdıktan sonra orayı yapıştıracağız. Evet, şimdi bir sonraki buraya da yapıştıracağız. Oraya geçiyoruz. Evet, yapıştırmada şu ikisini yapıştırdık. Daha sonra yapıştıracağımız şu alt kısmı için şunları şöyle bükmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlara da dikkat edelim. Şunları şöyle büküp hazırlayalım. Yani üstten de görünüşü bu şekilde. Ama önce şimdi artık bu kısmı yapmaya geldi. Kuyruk kısmını, onu göstereyim. Evet, kuyruk kısmımız diğer sayfada. Şu mavi yerler içe girecek ve yapıştırmak için kullanılacak. Şu ortadan bükmemiz gerekiyor. Yani şöyle bir ayar yapmamız gerekiyor. Ve şu beyaz yerler içe katlanarak oluşturulacak. Şimdi ben şekline getireyim. Sonra sizinle devam edeceğiz. Evet. Şu uç kısmı ucunda sabitlemek için, yapıştırmak için kullanacağımız şey. Zaten uçları bakın mavi. Yani bunun üzerine geleceği için kolay yapış, renkleri uyumu olacak. Şunlar da ben yine katladım ama bunlar bizim uçağımızın tam içine girecek. Yani şu kısmından içeri girecekler. Şuradan içeri girecekler ve sonra yapıştırılacaklar. Ama ben bunu beyaz yapmadım. Çünkü beyaz yerler bazen görünebiliyor. Orası böyle koyu mavilik bütünlüğü sağlasın diye. Ve içinde de şu kısımları katladık. Bunları yapıştırıcı sürüp böyle üstüne evet, geçireceğiz ve yapışmış haliyle işimize başlayacağız. Evet, şimdi yapıştırdık.
Yani şu kısım buraları yapıştı. Tabii daha düzgün beyazları çıkmayacak şekilde üst üste getirirseniz daha iyi olur. Şimdi bakın buradan geçirmek için, şu gördüğünüz yerden geçirmek için şunları şöyle bükeceğiz. Yani düzelteceğiz. Daha önce büktüydüm ben böyle. Ama yine de bükmemiz gerekiyor öncelikle. Yani açıklık olsun diye. Çünkü ben bunu içine soktuğumda açacağım. Sonra düzelteceğiz tekrar böyle. Sadece şuradan geçirmek için bakın. Şuradan içinden geçireceğiz. Evet. İçinden geçirme işlemi yaptıktan sonra şu şekilde şuraları da bu şekilde açıp buraları yapıştıracağız. Yani bu şekilde yapıştıracağız. Bu şekilde üstüne monteli bir halde duracak. Genelde ucu kalkıyordu. Bu ucunun, bakın ucu kalkıyor şurada. Ucunun kalkmaması için de şu alttakileri yapıştırıcı sürüp tam buraya yapıştıracağız böyle. Böylelikle ucu da kalkmayıp düzgün durmasını sağlayacak. Böyle bir yöntem geliştirdim. Evet, siz de şu altına şu beyazda yapıştır, bak şu beyazda yapıştırıcı sürüp buraya yapıştırırsanız güzelce ve sonra o yapıştırma işlemini kurduktan sonra şu altlarının, bakın şu mavi yerlerine yapıştırıcı süreceksiniz ve bunları buraya yapıştıracaksınız. Böylelikle kuyruğumuz yapışmış olacak. Size birazdan yapışmış halini göstereceğim. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, arka tarafında yapıştırdık arkadaşlar. Yani kuyruk kısmı içinde bakın. Maviliklere yapıştırıcı sürüp bu şekilde yapıştırma işlemini tamamladık. Ön kısmı burada tutuyor. Kalkmasını, şuranın kalkmasını engelliyor. Ve alttan da bu şekilde yapıştıraraktan kuyruk kısmı, üst kuyruk kısmı bitmiş oldu. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi şu ön kısmını yapıştıracağız. Şu gördüğünüz iki kısım bir araya gelerek yapışacak. Bunun içinde dört parça şurada beyazlıklar var. Şunları şöyle bükerseniz daha iyi olur. Bunları da böyle güzel bir şekilde buraya yapıştırmamız gerekiyor. Ve kuruduktan sonra açma işlemini yapın. Kurusun. Şöyle ondan sonra bombe bir şekilde getirebiliriz. Ama ilk başta tabii ki kuruması için bekleyeceksiniz. Ve şimdi şuralara yapıştırıcı süreceksiniz bakın. Ve şuraya yapıştıracaksınız. Böyle bir araya gelecek bu. Birazdan gelmiş halini de göstereyim. Nasıl olacağını anlarsınız. Siz de bu şekilde yapın arkadaşlar. Evet bakın, yapıştırdıktan sonra, kuruduktan sonra böyle bir şekil alacak. Fazla da oynamayın böyle. Bombelikleri, şekilleri bozulmasın. Bu F4'ümüzün burun kısmı oluyor. Buraya da şimdi burun kısmını yapıştıracağız. Birazdan da onu göstereceğim arkadaşlar. Evet, burun kısmımız için şu iki parçayı kullanacağız. Çok sivri değil. Eğer siz hani orijinali bu arkadaşlar. Ama ben yani F16'lar gibi çok sivri olmasını istiyorum derseniz bunu kullanırsınız. Ama şimdi bunu kullanmayın. Orijinalini yapmaya çalışıyoruz çünkü daha tümsek burunlu bir uçak F4. O yüzden bunu kullanacağız. Bunu düzgün bir şekilde kestiğimizde iki parçayı bu şekilde geliyor. Ve bu parçaları bakın. Şurada beyaz noktaları, beyaz kısmını şöyle hafiften bükelim. Şöyle bir yapıştırmamız gerekiyor. Şöyle, ama tabii şöyle bir yuvarlak oluşacak şekilde yapıştıracağız. Önce bunu yapalım. Sonra bunu yaptıktan sonra birinci parçayı bitirdik. İkinci parçayı şöyle bakın şu şekilde beyazla içeri büküp sonra diğerini de gelecek şekilde şöyle yapıştıracağız. Ama içi boş olacak. Sakın buradan çıkarmayın. Sonra bunları böyle birbirine geçireceğiz. Yapıştıracağız. En sonunda da ucuna, yani uçağımızın ucuna geçirip yapıştıracağız arkadaşlar. Ben ilk 3 hamlede de nasıl olduğunu tekrardan göstereceğim. Evet. Burnumuz şöyle iki parçalı. Tabii bunu ben şimdi yapıştırmadım. Bunu bu şekilde içine sokaraktan yapıştıracaksınız. Evet. Şimdi bunu yapıştırıcı sürüp şu beyaz yerlerine şunun içine güzelce sokarak, tabi bu biraz hassas, dikkat etmeniz lazım. Öncelikle bir içine tam girdirip çıkartırım böyle, tam böyle şekli ayarlansın, şöyle uçları içeri doğru kıvrılsın. Ondan sonra yapabilirsiniz. Yani şöyle bir koyup koymadığınıza dikkat edin. Evet bakın, yapmamız gereken tam olarak bu. Yani ben ilk ikisini yapıştırdım, bunlar artık yapışkan. Bunu tam olarak buraya monte etmemiz gerekiyor. Tabii bu beyaz yerleri yine tırtık bir yerlere yapıştırıcı süreceğiz. Dediğim gibi ilk başta sürmeden önce bir hepsi giriyor mu diye bakın. Çünkü hata olmasın. Giriyorsa böyle girip çıkar, girip çıkar, bir orada alışsın.
Ondan sonra yapıştırı sürdüğü zaten direkt oturacaktır. Şimdi yapıştırdıktan sonraki haline geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ben şimdi yapıştırdım. Burada bir püf noktasını söyleyeceğim. Ben şimdi yanlış yaptım onu. Aslında sıkıntı yok da ama size de söyleyeyim. Bakın şu eklem yerleri var. Bu alta gelecek şekilde olacak ve bu çizgiyle hizalı olacak. Ben yanlışlıkla yukarı dönecek şekilde yapmışım. Siz bunu, bu çizgiyi aşağı gelecek şekilde yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Evet, burun kısmımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Evet, F4'lerin şöyle alt kısmı vardır. Bakın ben bu şekilde doğru değil bu. Kendim için öyle uzun sivri olsun diye yaptım. Normalde bu şekilde uzun sivri olmuyor. Bu şekilde oluyor. Orijinali bu şekilde. Şu altta bakın küçük bir hat var. Nasıl söyleyeyim size? Oradan bir hava alıyor ve onu bir şekilde çalıştırıyor. Burada bir yerde kullanıyor F4. Genelde bütün F4'lerde vardı. Şimdi şu parçayı yapacağız. O parça da nerede? O parça da şurada bakın. Şurada. Şu bir bütün parça. Bu da ayrıyetten parça. Bu arkasına monte olacak için küçük bir parça. İkisini ayrı ayrı güzelce kesmeniz gerekiyor. Kestikten sonra işlemimize başlayabileceğiz. Evet arkadaşlar, iki parçaydı. Bir arkada küçük. Şöyle bakalım. Bir arkada küçük, bir de öndeki büyüktü. Büyüğü kestik diyelim. Bakın beyaz yapıştırma yerleri var. Ama ben onları göründüğünde kötü gözükeceği için onları yine aynı onun mavi tonunda yaptım. Bu şekilde katlamasını yapıyorsunuz. Bir de bakın siyah kısmı var. Şöyle açalım. Siyah kısmı da beyaz yerlerini böyle katlıyorsunuz. Bakın şöyle. Ve üzerine böyle kapatacak şekilde. Şöyle şu şekilde. Bir de şurasını bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Böyle. Fazla şey yapmayın. Sadece siyah yerini yapıştırsanız şu anda yeter. Siyah yerini yapıştırın ve sert bir şekilde dursun. Sonra devam edelim. Evet, parçamız şu şekilde hazır. Siyah kısmı yapıştırdık. Şimdi bu alt mavi kısımlar şöyle yapıştırıcı süreceğiz buralara. Çünkü biraz da açılabilir mesela. Sonra şu siyah kısım bakın. Şu siyah ilk siyah kısma kadar şu şekilde yapıştıracağız. Yani şu üst meyizi şu ilk siyah boğuma kadar gelecek. Bakın hatalar yapmayın. Mesela benim hafif bir kaydırma yapmışım. Beyazlıklar gözüküyor. Bunun için mavi tonlarında ek parçalar ekleyeceğim. Mesela çıktı aldığınızda şu küçük yerleri yama yapmak için mavi kesitler kesip yapıştırabilirsiniz. Ya da bu rengi bulursanız, örneğin bir boyalı kalemi vardır. Açık mavi bu tondadır. Üzerini boyarsanız da olur. Sıkıntı olmaz. Evet. Tam şu altına şu şekilde yapıştıracağız arkadaşlar bunu. Tam şu şekilde yapıştıracağız. Şimdi yapıştırayım ben. Bir de o şekilde bakın görün daha iyi olacak. Evet bakın yukarıdan bu şekilde gözüküyor. Soldan bu şekilde. Ve sağdan. Şöyle baktığımızda böyle bir sistem şeklinde olacak. Sonra bakın arkası boş değil mi? İşte o küçük parça vardı ya. Şurada neredeydi? Şu küçük parça. Onu da güzelce kesip arkasına yapıştırdım. O nasıl olacak? Onu da şöyle göstereyim. Onu da şu beyaz yerleri bakın. Kamerayı indireyim. Şu beyaz yeri alta gelecek şekilde maviler böyle. Bu şekilde beyazlara yapıştırıcı süreceğiz. Birbirine yapışmayacak ama beyazlar. Tam şöyle şurasını kapatacağız arkadaşlar. Şurasını güzelce kapatacak şekilde yapıştırdık mı burası da bitmiş olacak. Tam bu şekilde yapıştıracaksınız. Hizalı bir şekilde. Unutmayın. Beyazlar alta gelecek ve yapıştırıcı şeklinde olacak. Şöyle yapıştıracağız. Evet. Şimdi ben yapıştırayım. Bakayım. Ona göre size geri dönüş yapacağım. Evet şu önde bakın önde bir beyazlık çıkıntılar var. Gördüğünüz gibi onları kesmemiz gerekiyor. Yani şurasını hafiften ön çıkıntıları almamız gerekiyor. Onları almayı unutmuşum. Şöyle düz olması gerekiyor. Sonra beyazlara yapıştırıcı süreceğiz. Evet bakın şöyle göstereyim. Arka taraf şu o üçgen kısım işte arka tarafı kapatmış oluyor bu şekilde. Yine bakın beyazlık çıktı. Böyle kısımlarda buraları beyazları kapatmak için yine ben size böyle mavi
açık mavi ve değişik tonlarda renkler bırakacağım son sayfaya. O sayfadaki parçalarla küçük küçük yamalar yapabilirsiniz. Ben hatalı yapıştırdım. Ama sıkıntı yok. Bunlar çok göze batan hatalar değil. Bir şekilde tamir olur. Bu şekilde orayı da kapatmış olduk ve bu parçayı da bitirmiş olduk. Sonra buraya köpek balığı deseni yapıştırmaya kaldı sıra. O nasıl olacak dersek, şöyle hemen onun yapılmış halini göstereyim. Onu kullanacağız. Bakın, F4'lerin köpek balığı deseni vardır. Kağıdın üstünde iki tane var. Birazdan onu göstereceğim ve kesip yapıştıracağız. Şimdi arkadaşlar, köpek balığı deseni iki tane var. Yani bir bu şekilde yapmışlar, bir de bu şekilde yapmışlar. Ben bunu daha çok gördüm. Ama siz bunu da kesip yapıştırabilirsiniz. Bakın, şurada şöyle altının mavi olmasının sebebi açık mavi olduğu için uçağımızın orası, hani bir bütünlük olsun, fark edilmesin diye. Şu şekilde keserseniz oraya yapıştırabilirsiniz. Hatta yani şu şekilde keseceğiz. Bunlar iki parçaya ayıracağız. Birini sağına, birini soluna yapıştıracağız. Şimdi ben kestim diyelim. Yapıştırayım tam bir şekilde. Nereye yapıştıracağını görürsünüz. Evet arkadaşlar, bakın, yapıştırmanın püf noktası alt çizgi, şu gördüğünüz alt uç alta gelecek şekilde, bu parçayı nüfuz edecek şekilde. Üstteki şu uç da şu çizgiyi geçmeyecek şekilde, yani ucumuz iki parçadan oluşuyordu, ilk parçayı geçmeyecek şekilde, bu şekilde gözümüzde yukarıda şekilde yapıştırıyoruz ve böylelikle köpek balığı desenimiz oluyor. Diğerini göstermeme gerek yok. Zaten bunun aynısını, tam simetriğini buraya yapıştıracaksınız. Evet, şöyle göstereyim. Nasıl yapıştırıldığını tam bir şekilde görün. Evet, bu şekilde biri sağ, biri sol şekilde bitti. Böylelikle alttakini de sağlam tutmasını sağlıyor. Şurada galiba ne yaparsam yapayım küçük bir açıklık oldu. Bunu yine dediğim gibi mavi vereceğim. Ek parçalarla, son sayfadaki parçalarla tamamlayabilirsiniz. Yani küçük bir yapıştırıcı sürerek de mavi kutu parçayla yama yapabilirsiniz. Evet, şöyle burası da bitti. Şimdi sıra geldi şu sağ giriş yeri, sol havaalığı, sağ havaalıklarının yapılmasına. Birazdan oraya geçeceğiz. Arkadaşlar, hazır gel yapmışken şunu da göstereyim. Bakın, şuraları mümkün olduğunca şöyle elinizde şu arkayı şöyle bombe şekle getirmeye çalışın. Şöyle bombe olsun. Şimdi burası görüntüde bombe olacak. Bir de şu kısmı. Şu kısmı bombe şekle getirmeye çalışıyorum. Hafiften böyle. Hani alışkanlık olsun. Orası da bombe olacak. Yani şöyle olacak. Şöyle bir şekilde durması gerekiyor. Yine ben üst tarafı için, bombe olması için bir aparat geliştirdim. Ama yan tarafı elimizde mümkün olunca bükmemiz gerekiyor ki bu bizim işimize yarasın. Şimdi şurayı da mesela katlayalım şöyle beyazlıklarını. Bu arada şunları şöyle düz bir şekilde getirdik. Şimdi şu arka kısım artık bitti. Yani arkayla içimiz kalmadı. Yapacağımız şey bunu bu şekilde böyle bütün bir şekilde yapıştırmak. Zaten beyazlıkları var, bakın. Onları bükmüş olmamız lazım artık. Şunlar var. Bunları yapıştırıcı sürüp buraya yapıştıracağız ve orayı kapatacağız artık. Çünkü kuyruğumuz yapıştırdık. O bitti. O bittiği için burayı bu şekilde getirmemiz gerekiyor. Evet. Evet, bakın, bu şekilde arka tarafı yapıştırmanız gerekiyor. Yapıştırıcıyı sürdük. Bu kısmı birleştirdik. Artık burada sıkıntı yok. Şimdi uçağımızın şu havaalığının bulunduğu kısmı yapacağız. Şu kısmı. Bu kısım 3 parçadan oluşuyor. 3 parça. Bu 3 parça şunlar. Bir bu parça. Bu parça kesilip yapıştıktan sonra bunun arka tarafına bu yapıştırılıyor. Sonra bu da buna monte edilerekten 3 parça birleşiyor. Bir kısmını oluşturuyor. Diğer 3 parça da sağ taraf. Biri sol tarafta, biri sağ tarafı oluşturuyor. Ve böylelikle bu gördüğümüz havaalıkları oluşmuş oluyor. Şurada bakın. Şöyle baktığımızda da o havaalıkları oluşmuş oluyor. Şimdi buna başlayacağız. Ama ilk yapmamız gereken, mesela soldakinden başlayalım. Şu parçayı kesmek.
Yani şu parça nedir? Şu şekilde bu parçayı kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu kestik diyelim. Şu kanatlarını şu şekilde bükeceksiniz. İyice böyle sağlam bir şekilde. Şöyle bükeceksiniz. Ve bazı yerlerinde çıkıntı oluşacak. Beyazlar bükülecek, unutmayın. Mavilere dokunmak yok. Şöyle bükeceksiniz. Bunu büktük diyelim. Peki bu arka taraf ne olacak? Bu arka tarafın üstüne de şu parçası, mesela soldan başlayalım biz. Şunu kestik. Bunu da kestik. Bu arka tarafın üstüne şu parçası tam bir şekilde gelecek. Yapıştıracağız böyle. Bakın bu şekilde yapıştıracağız. Tam üstüne gelecek şekilde. Beyazlıklar hiç gözükmez hale gelecek. Ve böylelikle şu kısım nasıl olacak dersek, bu şekilde onu o zaman bakalım. Şu galiba şöyle içe doğru bükülüyor ve bu da burada bir 3 boyut veriyor şunun için. Evet, bu şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Şimdi bunları kesin. Şunları parçalarına düzgün bir şekilde çıkarın, sonra katlayın ve bakın karıştırmayın bununla bunları. Bunun üstüne bu arka tarafına yapıştıracak. Bunu yapıştıralım. Bu hale getirelim, sonra bekleyelim. Ardından da şunu kesin. Tabii bunu da kesin. Yani üçünü de kesilmiş halde bekletin. Bakın şu aralarda girintiler var. Bunları kesip çıkaracaksınız. Şu girintiler önemli çünkü bükülmesini sağlıyor. Şu beyazlarda da yine kırpma yerleri. Bunun üstüne gelecek şekilde bir işlem yapacağız. Evet. Önce bir yapıştırayım, sonra devam edelim. Şunu bir kaldıralım şöyle. Beyaz gözüksün. Evet, bakın bu şekilde yapıştırdım. Arkası da mavi, önü de mavi. Bu şekilde bükülecek. Yani görünür kısım arkası beyaz kalacak. Görünür kısım bu tarafa gelecek şekilde bükülecek arkadaşlar. Bu şekilde hazırlayın ve bekleyin. Bir de son kısım, yani şu kısmı keseceksiniz. Bakın iyi bakın, şöyle göstereyim. Evet. Bu kısmı keseceğiz. Şöyle keseceğiz. Sonra bunu katlayacağız. Ben bir katlayayım. Katlanmış hale getireyim. Ondan sonra size tekrar dönüş yapacağım. Sonra bunu katlayacağız. Evet, şimdi katlama işlemini nasıl yapacağız? Şöyle hafiften bir bombeli olsa iyi olur. Şöyle bükmeyin. Hafiften şöyle bir bombelilik yapın ki sonraki zamanda yardımcınız olsun. Şimdi iki tane katlama işlemimiz var. Şunları şöyle gelecek şekilde, bakın. Şu kısım. Bakın beyaz noktanın bittiği yerden, şu çukurdan şöyle ikisi birleşmiş gibi bir katlama işlemi yapacağız. Bu birincisi. Bakın gördüğünüz gibi tam çukurdan bir katlama işlemi yaptık. Diğeri ise yine aynı şekilde. Burada da çukur var. Burada da bakın bittiği yer var beyazın. Oradan oraya iki parça bütünmüş gibi şöyle katlayacağız. Bu katlama işlemlerimizi bitirdikten sonra ne olacak peki? İşte bu. Bu gördüğünüz parça, yani şöyle dedik ki şu içe gelecek şekilde olacak şöyle. Şurası da şöyle gelecek şekilde. Bakın. Şöyle gelecek şekilde buraya monte edecek. Peki nasıl monte edecek? Şunun bittiği yer tam şu, bakın çıkıntı var gördüğünüz gibi. Buraya gelecek. Bakın şu içeri bakacak. Unutmayın, bu içeri bakacak. O şekilde olacak. Yani beyaz kısım böyle bükülmüş şekilde olacak. Sonra bunu buraya yapıştır. Bunu da böyle düz yapıştırmayacağız. Tam böyle orayı bitiriyormuş gibi. Yani hem dayandıracağız böyle, bu şekilde yapıştırma işlemimizi gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi bunu yapıştıralım, sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın şurada bu şekilde yapıştırmamızı tamamladık. Şimdi tam karşısına büktüğümüz için bize kolaylık sağlıyor nereye yapıştıracağımız, ki bükmek zorundayız. Onu da bu şekilde yine bakın yapıştırdığımız yere dikkat edeceğiz. Şu bakın oraya zaten oraya takılıp kalıyor, kalması lazım ki. Şöyle buraya yapıştıracağız ve böylelikle bu parçamız hazır hale gelmiş olacak. Evet, yapıştırayım, bitmiş halinde göstereyim size. Evet, şimdi dikkat edelim. Parçamız şu şekilde hazır, bakın. Şuradan baktığımızda o içeri bükülen kısım vardı, onu göreceksiniz. Burası da şöyle düz olacak çünkü buraya bir parça yerleştireceğiz. Bu şekilde. Bir de burası bir yere girecek. Bakın şu parça çok önemli. Peki bunlar nereye girecek? Şimdi buna bakalım. Bütün gövdemizi getirelim ve görmeye çalışalım.
Bakın. Öncelikle şu beyaz kısım şu alttan şuraya girecek. Şu şekilde. Ve şu beyaz kısım da şuraya gelecek şekilde buraya böyle yapıştırılacak bunlar. Bir buraya yapıştıracağız, bir buraya. Önce buraya yapıştırın, kurusun. Şuraya yapıştırın, kurusun. Bakın güzel yapıştırın. Beyazlıklar olmasın. Sonra kuruduktan sonra buraya gelin, yapıştırın. Ve en sonunda da bakın zaten şu mavi çizgiyle şu mavi anlaşık. En sonunda şuraya yapıştırıcı sürüp zaten bunlar kurumuş olacak. Üçüncü aşamada şuraya yapıştırdığımızda ve işimiz bitmiş olacak. Şöyle duracak. Şimdi sizden istediğim yapıştırırken şu maviyi koruyun. Yani şunları güzel yapıştırın, şu maviyi şöyle koruyun. Bu şekilde yapıştırmaya çalışacağız. Bakın şöyle içini de göstereyim. İçten de bu şekilde görülmüş olacak. Şimdi ben bunu anlattım. Bunu yapıştıracağım. Bitti. Ama diğer tarafını anlatmayacağım. Çünkü bunun aynısının simetriği. Tek yapmanız gereken aynı işlemleri burada yapmak ve burayı aynı şekilde yapıştırmak. Bakın aynı işlem burada var. Başka da pek bir şey yok. Evet, burada duralım artık. Bu arada çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben şu bombeliğin daha düzgün durması için şöyle şekil yani şu şekilde durması için bir aparat geliştirdim. Şöyle bir şey. Bu 3 tane var. Hani daha sağlam olmasını istiyorsanız 3 tane olabilir. Ön bir tane de yetiyor sanırım. Şunlardan bir tane bakın. Bir parça şöyle kesersiniz. Aynı bunun gibi. Şunun gibi. Ve bunu katlayıp yapıştırdıktan sonra şu araya şuraya yapıştırdığımızda bu şekilde düzgün durabilmektedir. Onun için önce onu yapalım. Şimdi görüyorsunuz yapıştırmaya geçmediyseniz şunu yapayım ben yapıştırayım. Gerçi burayı bir kere birini yapıştırdıysanız da yapabilirsiniz. Şuraya bir tane bunlardan koyacağım. Ve böylelikle bir tuttan yerden şöyle bir bombelik oluşmasını sağlayacak. Hatta iki tane de olsa olur. Yani şöyle iki tane de olsa olur. Güzel duracak. Evet burada durdurayım. Şunlardan bir tane iki tane yapayım hazırlayayım göstereyim size. Evet bakın bu aparatı kestik. Oradan kesmiştik. Şöyle. Orada zaten bir küçük parça var. Onu böyle içine gelecek şekilde yaptığımızda şöyle bir bombelik var. Bu bizim bombeliğimizi sağlayacak. Şu az bir kısmını şuraya tam bu şekilde yani bu buraya tam şu şekilde yapışması lazım. Ama bu bir zor. Bu aşaması zor. Sanırım bunu daha önce yapmamız gerekiyordu. Yine de yapıştırabilirsiniz sanırım. Şöyle şu altına gelecek şekilde tam şuraya bakın. Tam şuraya gelecek şekilde şöyle yapıştırırsanız bizim işimizi görür. Ama bütün şekilde yapıştırmayın çünkü kayabiliyor. Önce sol tarafını güzelce yapıştıralım. Sonra diğer tarafını yapıştırabiliriz. Evet bakın bir parçası şurada kurudu. Şimdi buraya da küçük yapıştırıp şöyle içine koymaya çalışacağız ki yapıştırmaya çalışacağız ki burası bombeliği düzgün dursun, şekilli olsun. Böylelikle bizim istediğimiz şekil oluşmuş olacak. Şimdi sadece şuraya yapıştırıcı sürüp buraya güzelce şöyle yapıştırmak kaldı. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi sol ve sağ tarafları yapıştıracaktınız. Bir de ben bunu yapmaya çalıştım ama tam yapışmadı. Normalde diğer uçakta ilkinde yaptığımda rahatlıkla yapışıyordu. Yani şuraya koymak gerekiyor. Yapıştırıp şöyle sabit durmasını sağlıyor şu aparat. Bu şekilde yapışmasını sağlıyor. Neyse onu yapıştırmaya da bilirsiniz. Önemli olan şunun bombeli bir şekilde durmasını. Yani katladıysanız oluyorsa sıkıntı yok demektir. Şimdi tek yapmamız gereken şu. Yani şunu yapabilirsek eğer şöyle yapıştırmak. Yani bu şekilde yapışmasını sağlayacağız. Tabi düzgün bir şekilde yani. Şöyle şuraya şöyle yapışacak. Buraya da böyle yapışacak ve buranın düzgün durmasını sağlayacak. Şimdi bir de şöyle bir şey yaptım ben. Şuraya da bağlantı sağlamak için şu uç kısmı ilk başta şöyle tam buranın ortasına yapıştıralım. Orada düzgün durmasını sağlayalım. Ondan sonra buraları yapıştırırsak daha iyi olur. Ya da onu yapamıyorsanız ben bunu
sonradan ekledim. Bunu da yapamıyorsanız şöyle önce sol tarafını sonra da sağ tarafını yapıştırarak bu işi bitirebiliriz. Evet, tek yapmamız gereken bunu buraya düzgün bir şekilde yapıştırmak. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, o uç noktayı şuraya tam ortaya, bakın çizgiye dikkat edin. Çizgiyle bu arası denk gelecek şekilde yapıştırdım. Yani mantık olarak oraya tutturmaya çalıştım. Şimdi bu alta burayı, bu kısmı yapıştıracağız. Burayı bu kısma yapıştıraraktan şöyle birleştirerek de tamamlamaya çalışacağız. Eğer tamamlarsak, biterse çok güzel bir şekilde olacak. Sonra arkalara geleceğiz. Tabii hepsi bittiğinde güzel olacak. Siz de bu şekilde burayı yapıştırmaya çalışın. Sonra ben buraya yapıştırırsam ondan sonra ek videoyu eklemeye başlayacağım. Devam edeceğiz. Evet, şimdi bu parçayı, beyaz parçayı altına yapıştırmaya çalıştım. Yapıştırdık daha doğrusu. Böyle bir şey oldu. Şekil oldu. Şimdi burayı da yapıştıracağız. Şurada da bir parça var. Bunun parçası daha şöyle göstereyim. Şu parça. Fakat normalde bunun, şu beyaz yerlerin buraya girmesi gerekiyordu. Fakat buna gerek kalmadı. Çünkü burada tırtıklı yerler yaptım ben. Şu beyaz yerler, yani ya bunlar içine girecekti ya da böyle tırtıklı yerler olup bunlar buraya böyle yapışacaktı. Ben burada tırtıklı yerin olmasını daha çok mantıklı olarak kabul ettim. Sonra bu beyaz yerleri kesip atabiliriz artık. Şimdi önemli olan ne? Önemli olan bu beyaz yerleri şöyle yapıştırmak. Bakın geniş olacak bu. Yani önce şuraya yapıştırıp sonra diğer tarafı yapıştıracağız. O yüzden önce şöyle şuraya, bakın şöyle yapıştırmamız gerekiyor. Sonra diğer tarafı yapıştırabiliriz. Önce burayı yapıştırın böyle. Şöyle şuraya yapıştırın. Bir de şöyle bir şey var. Bu iki, yani şöyle yaparsanız mesela şunu şöyle hafiften ikiye katlayalım. Burada bir boru girecek. İki tane boru girecekmiş gibi düşünelim. Yani şu şekil. Şöyle. Şöyleymiş gibi düşünün bunu. Yani böyle, bu mantıkla yaparsak daha iyi olur. Çünkü bu böyle küçülecek, oraya girecek. Yani şu şekilde bir şey olacak. Şöyle bir şey olacak burada bu. Şuraya koyacağız. O yüzden şöyle önce yapıştırmamız gerekiyor, bakın. Şuraya şöyle bir yapıştırmamız gerekiyor. Evet, önce böyle buraya yapıştıralım, kurusun. İyice bir kurusun. Sertleşsin. Ondan sonra diğer tarafı yapıştıracağız. Ona göre fazla acele etmeyin. İyice bir kurusun bu şekilde. Evet. Dediğim gibi burada bir büküklük olacak. Yani tam sığmayacak. Böyle durumda yapıştırırken bir taraf kurumuştu. Bir tarafı da yapıştırırken şöyle demir makas gibi bir şeyle yardımcı olabilir. Evet. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Tam kuruma, sertleşmesini isteyeceğiz. Sonra şu uç şuraya denk gelecek şekilde yapışacak. Evet. Ondan sonra şurayı yapıştırmaya çalışacağız. Şurası. Tabii tam kurumadan ellemeyin. Evet. Evet. Bakın iki tarafta kurduktan sonra şu kısım, şu kısım. Sonra şu üçüncü kısmı açıp yapıştırıcı sürüp kurutmamız gerekiyor. Dediğim gibi yine bir makas gibi bir şeyle şöyle ikisini şöyle bastırırsak alttan üste güzel bir görünüm olur. Sonra bunu da kuruduktan sonra şöyle burayı açık olduktan sonra şu kısım, bakın uç kısmı, bakın gördüğünüz gibi şuraya şöyle yapıştırmamız gerekiyor. Bakın simetrik şuraya, yani şu parçası şurada duracak, biz şu parçasını şuraya yapıştıracağız. Böylelikle iki tane motorumuz buradan giriş yapabilecek ve sabit kalabilecek. Aynı burada olduğu gibi bu şekli vermeye çalışacağız. Evet, sonra bitirdiyseniz kurum yapıştırmaları kuruduysa şuraya da yapıştırabilirsiniz. Bakın
Şimdi buraya yapıştırdık. Önce katladık tam ortadan simetrik bir şekilde. Sağa sola gelecek şekilde. Sonra yapıştırıcı sürüp buraya yapıştırdık. Gerçek F4'te şurada bir metal kısım var. Yani boyamamışlar orayı. Özelliği öyle. Ben de ona göre burayı böyle yaptım. Şu kısım da aynı şekilde metalliği devam ediyor. Yani bu kısım tam bu. Herhalde yakıt yanmanın sebebiyle boyanın zarar verebilme ihtimaline karşın motorların girdiği yerleri metalik bırakmışlar. Bu da o şekilde düşünülmüştür herhalde. Evet, şimdi bu işlemden sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Evet, sırada da büyük kanat kısmı kaldı. Yani sayfamızın en büyük neredeyse parçası diyebiliriz buna. Şunu şöyle güzelce keseceksiniz. Ben kesilmişini göstereyim. O parçayı oradan çıkarınca şöyle bir şekil oluşacak. Bakın. Burası alt kısım, burası üste gelecek kısım. Peki bunu nasıl katlayacağız? Bakın bu şekilde yaptık. Şunu bu şekilde katlayıp şuralardan yapıştıracağız. Tabii bunu da şurasını da içeri katlayacağız. Şurasını da içeri katlayacağız. Ve bunları önce şuralardan yapıştırıcı süreceğiz. Sonra buradan. Sonra da buradan yapıştırıcı sürerekten burada yapıştırma işlemimizi bitireceğiz. Buralara küçük kanatlar gelecek. Onları da sonra anlatacağım. Şimdilik yapmanız gereken şunu bu şekilde buralara yapıştırıcı sürüp buralara yapıştırmak ve sonra buraya yapıştırıcı sürüp bunu yapıştırmak. Bu şekilde işimizi bitireceğiz. Evet, burada devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bunu oluşturduk. Şöyle bakın. Burası alta denk gelecek. Burada bakın yapıştırıcıları da sürdüm. Fazla da böyle yapıştırıcı sürmek böyle leke oluşturabiliyor. Şimdi nasıl yapıştıracağız? Şu oluşturduğumuz şeklin üstüne yapıştıracağız. Bunu buraya da böyle üstüne denk edeceğiz. Ama önemli olan kısım şu. Bakın. Şuralara, şu arkası tam şuralara denk gelecek şekilde olacak. Yani aynen böyle bakın. Şurası sınır bölgesi. Şu gördüğünüz çıkıntılar sınır bölgesi. Tam oraya gelecek şekilde şöyle tam oraya gelecek şekilde yapıştıracağız ve böyle bu şekilde bitmiş olacak. Böylelikle kanadımız oluşmuş olacak. Siz de yapıştırın ve devam edelim. Evet arkadaşlar, bu yapıştırma yerin noktalarına iyi bakın. Tam buralara denk gelecek. Tabii ucu benim biraz sola kaymış. Bakın. Şöyle hafiften sağa kaydıralım. Bu şekilde yapıştırmaya çalışın. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi burada roketleri yapma kısmına geldik. Onlar da şurada bakın. Roket dediğim motorları, pardon, roket değil motorları. İki tane motoru var. Şu bir, şunlar da ikincinin parçaları. Motoru kestik diyelim bu şekilde. Böyle elinizde hazır. Şimdi bakın. Tam şunun ortasından bir çizgi gibi bir şey geçiyor, gördünüz mü? Oradan katlıyorsunuz. Oradan katlıyoruz böyle. Hatta şöyle yuvarlak bükülacağı için, yani kalem gibi bir şeyiniz varsa şunları şöyle bir elden geçirebilirsiniz şu şekilde. Çünkü bu yuvarlak olacak. Sonra hatta şunu da biraz, şu siyah kısım da şöyle katlayalım. Evet, bu tam şuraya gelecek şekilde olacak. Şöyle bu şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Bu şekilde yapıştıracağız ama güzel yapıştırmamız lazım. Şurası böyle bir bütün gibi olacak. Sonra yapıştıktan sonra bunu bükerekten yuvarlaklaştıracağız. Ama yapıştırmayı iyi yapmanız lazım. Siyah şeye yapıştırıcı süreceksiniz. Niye orayı siyah yaptım? Şuradan beyazlık görünüyor bazen. İçinden o beyazlık gözüktüğünde gene de siyah olursa karanlık gözükür diye o şekilde yaptım. Bu şekilde yapıştırıcı süreceğiz arkadaşlar. İki motor olacak. Ben birini anlatacağım. Bu şekilde yapacağız. Önce şunu şöyle yapıştırmasın. Bakın siyaha yapıştırıcı süreceksiniz. Şuraya üstüne gelecek şekilde yapacaksınız. Yani şu ikisinin şunun içine girecek bakın. Sonra şunların da şuralarını yapıştırıcı sürüp şuraya sağlamlaştıracağız. Ve işimiz bitecek.
Evet, bu şekilde yapıştırdık. İşimizi bitirdik. Şimdi bunun arkasını kapatmamız lazım. Ama nasıl kapatacağız? Şöyle bir parçamız var orada, gördüğünüz gibi. Şunu şöyle keseceksiniz. Sonra dört noktadan böyle bunların üzerine yapıştıracaksınız. Ama dikkatli yapıştırın, hiç ayrılmasın. Bu böyle yapıştığında, bakın şunlar yapıştırma yani. Şu dört çıkıntı yapıştırma, dışından yapıştırın. Yapıştırdığımızda işimiz bitecek. Bitecek ve bir motorumuzu bitirmiş olacağız. İçeriden de bakıldığında gözükecek. Şimdi bitirdiğimizde yani yapıştırdığımızda, bunu yapıştırdığımızı düşünelim. Ne hale alacak? Ben direkt oraya geçeceğim. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Yapıştırdık. Dediğimi yaptınız. Şunu içine yaptık. Sonra bu kulaçları da yapıştırdık. Sonra bakın, iyice yaklaştırayım. Evet. Bakın şu dört tane şeyi şuralara yapıştırarak da yuvarlak burada olacak. Bu şekilde yuvarlaklaşmasının, sertleşmesini sağlıyorsunuz. İçeriden bakıldığında da sanki bir motorun içindeymiş gibi oluyor. Sonra ne olacak? Bundan tabii bir tane değil, iki tane yapacaksınız. Ben size orada harita şeylerde iki tane verdim. Bakın, iki parçadan oluşuyor ikisi de. Şurada iki tane yapacaksınız. Sonra bunları arkadaşlar, çok güzel bir şekilde önce yavaş yavaş böyle yapıştırmaya bile gerek kalmayabiliyor. Şuraya geçireceğiz. Önce bir genellikle boğum noktaları şöyle görünmeyen kısmını yaparsanız daha iyi olur. Şimdi diyorsunuz ki işte bu yamuk oldu. İşte bir tane daha koyduğumuzda şöyle o düzeliyor arkadaşlar. Bakın böyle bir motor oluşuyor ve güzel bir görünüm sağlıyor. Ya isterseniz yapıştırıcı sürüp sokarsanız o zaman da yapışır, kıpırdamaz. Yapıştırıcı sürmenize gerek yok. Bir de şurayı şöyle hafiften şöyle birleştirip şöyle bükerseniz yapıştırmadan. Çünkü gerçekte böyle bir şekli var. Şöyle arka taraf motorun arka tarafı bitmiş oluyor ve güzel gözüküyor arkadaşlar. Ve gerçekten bir F4'ün arkasının nasıl güzel göründüğünü görüyoruz. Çift motor. F4 çok kendine münhasır bir uçaktır. Çok kendine münhasır bir görüntüsü vardır. Evet, bu şekilde de F4'ümüzü arkasını bitirmiş oluyoruz. Artık kanatlar, kokpit, arka kanatlar ve füze yerleri kaldı. Orayı da birazdan devam edeceğiz, bitireceğiz. Evet, motor kısmı da bu şekildeydi arkadaşlar. Bakın, şu yapıştırdığımız yer arada bir kapatma sağladı. Bu burada, motorlar burada. Arkada böyle bir görüntü sağlıyor. Evet, devam edelim. Merhaba arkadaşlar, sırada arka kanatları yapmak var. Bunları güzelce yine kesiyoruz. Bakın şu beyaz yerleri unutmayın. Bunlardan şöyle kestiğimizi farz edelim. Bu şekilde kestik. Şu beyaz yerleri katladık ve bu şekilde yapıştıracağız. Şunlar da böyle birbirine yapışacak. Bu şekilde yapıştıracağız. Ve uçağımızın, bakın şu kısım şöyle, yani şurayla şura aynı hizaya gelecek şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Birazdan onu da yapacağız. Şu uç kısmı da şeyi geçmemesi lazım. Şu beyaz çizgiyi geçmemesi lazım. Şöyle uygun bir yere yapıştırmaya çalışacağız ortaya. Evet, birazdan yapıştırdıktan sonra göstereceğim. Şimdilik şu kısımları yapıştırıcı sürüp şöyle kapatıp şuraya da yapıştırıcı sürüp bu şekilde hazırlayın iki parçayı da. Şu iki parçayı da hazırlayın. Evet arkadaşlar, şurada böyle yapmışız. Mümkünse bunu yapıştırırken şu beyaz çizgiye geçmeden, bakın arkası yukarıdakiyle aynı hizada olacak şekilde beyaz çizgiye geçmeden şöyle orta bir yere yapıştırabiliriz. Şu arkası da şurada bakın hizalamış şekilde şöyle şuraya yapıştırıcı sürerek buraya yapıştırıcı sürerek böyle yapıştırmamız gerekiyor. Evet, şimdi bunu birlikte yapalım. Zaten zamanımız var. Diğeri de diğer şeyi de karşısına simetriğine yapacağız. Şöyle bakalım. Evet.
şu şekilde. Şöyle bir şekil. Bakın şu arkası şununla birlikte olacak. Evet. Bu şekilde güzel bir görünüm olacak. Diğerini anlatmayacağım. Diğeri de artık bunun tam simetrisini buraya yapıştıracaksınız ve bitecek. Kuyruk da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Genelde kururken böyle ters yaparsanız daha iyi olur. Aşağıya fazla sarkmaz. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı ölçekte olacak. Ve yandan bakıldığında bununla aynı hizada olacak. Bu şekilde ayarlamaya çalışın ve beyazı geçmesin. Şu uç tarafı beyazı geçmesin. Böyle yapmaya çalışın. Bu da yine burasında metal. Yani şu yan tarafların şuraları metal. Yani boyası yok. Ona göre kaplamasını ayarladım. Burası da bu şekilde. Bir sonrakinde ise şu bunlar dursun. Bir sonrakinde şu kanatları yap. Kanat şu kenarlarda küçük kanatlar var. Onları yapacağız. Şunları kesin. Bunu buradan güzel bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Yine galiba ikinci sayfada olması lazım. Şuradan bunları güzelce kesmeniz gerekiyor. Ve bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bunu böyle kestikten sonra beyazların içine büküyorsunuz. Şu beyazı içine büküyorsunuz. Beyazlara yapıştırıcı sürüp kapatıyoruz. Ve tabii şöyle çıkıntısı olmayacak. Dikkat edin. Ve sonra bunu bir şekilde şuraya yapıştıracağız. Mesela şimdi kurusun. Şuraya yapıştıracağız. Ama püf noktası var. Ben birazdan onu bakın içine girecek şekilde altını üstünü yapıştırıp içine girecek şekilde yapıştıracağız. Ve çok hafif biraz şu uç noktası dışarıda olacak. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve çok hafif de şöyle yukarı doğru bükeceğiz ki zaten F4'ün internetten de resimlerine baktığınızda orası hafiften büküktür. Siz ona bakın. Kendi mantığınızda aynı şekilde burada ne kadar büküyorsanız burada da aynı o şekilde bükeceksiniz. Sonuçta iki tane bu şekilde yapacağız. Şimdi bu kurusun. Bekleyeyim ben. Sonra buraya yapıştırma işlemine geçeceğiz. Evet ikisi de hazır. Bu şekilde içi boş bir şekilde hazırlıyoruz. Bakın. Bir sağ taraftakini göstereceğim. Sonra diğerlerini siz, diğer taraftakini siz kendiniz yaparsınız arkadaşlar. Özellikle bükme yani şu kenardan hafif yukarı çıkma olayını şimdi yapmanız gerekiyor. Yaşken ayarlamanız gerekiyor. Çünkü katılaştıktan sonra, kuruduktan sonra o eğimi veremezsiniz arkadaşlar. Yani aslında yapmaya çalıştığımız şey şu. Şu gördüğünüz bakın eğim var burada. Bu eğimi istediğiniz gibi verebilirsiniz. Yani çok fazla yapmadan hafif bir eğim vereceksiniz. Bu katıyken veremiyorsunuz. Yumuşakken yani ıslakken böyle yapıştırırken veriyorsunuz. Ve sonra bir daha veremiyorsunuz zaten. Ve mümkünse şu ucu çıkacak. Yani uçtan biraz çıkıntısı olacak. Çünkü F4'ler o şekilde. Bakın şu anda yapıştırdık. Hemen kurumadan mümkünse beyaz yerleri gözükmeden şöyle basit bir eğim veriyoruz. Bakın. Çok hafif. Şöyle. Yeter sanırım bu kadar. Bakın beyaz yerleri gözükmemesine dikkat edin. Tamam bana göre şu anda yeter. Şurada biraz iyi yapışkan fazla şey yapmıyor. Evet bunu verdik. Aynı şekilde sağdakini de yapacağız ve bu iş bitecek. Bu şekilde yapıştıracaksınız. Aynısını bu tarafta da yapacaksınız. Ve bir işimizi bitireceğiz. Evet bakın şu anda ikisi de tamam. Şöyle baktığımızda iki tane de eğimli küçük kanatları oldu. F4'teki gibi. Ve sıra geldi artık kokpite. Şuraya bir kokpit yapacağız. Bakın zaten şurada hafiften yeri belli. Şöyle bir yer. Bizim kokpit içinde burada iki kişilik normalde F4'ler. Bu şekilde yaptım ben. Yani pilotlar varmış gibi de resimlerini koydum. Katlayıp yapıştırdığımızda bir pilot varmış hissi uyandırıyor. Şimdi bunu güzelce kenarlarından kesin. Şu içerideki beyazlıkları düz kesin. Çünkü bunlar yapıştırmak için kullanılacak. Şimdi birazdan göstereceğim size. Evet bakın şimdi. Şu şekil tamam. Ama yok, şu beyazlıklar şu şekilde girintiler olacak.
Bunlar ne işe yarıyor? Yapıştırıcı sürüp beyazlıkları şöyle birleştireceğiz bakın. Bu da bombelik oluşturmasını sağlıyor. Şöyle birleştireceğiz. Bu şekilde birleştireceksiniz mesela. Şu şekilde birleştireceksiniz. Aynı şekilde bunu da öyle. Beyazlığa yapıştırıcı sürüp kurumasını, sağlam kurumasını bekleyin. Bunu da beklemek zorundayız. Şöyle birleştireceksiniz. Aynı şekilde arkadaki de bakın. Beyazlığa yapıştırıcı sürüp şöyle olmasını bekleyeceksiniz. Buraya yapıştırıcı sürüp şöyle altına girmesini bekleyeceksiniz. Bunlar da altına böyle dolanıyor. Siz şunları dört parçayı bir altına sokaraktan yapıştırın ve sonraki seviyeye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Bakın, beyazlıklar kalmayacak şekilde içe bükük bir şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Bunlar şu anda istediğimiz şekli şu anda veremeyiz çünkü hemen bir oynamada yumuşak olduğu için açılıyor. O yüzden tam sert kurumasını bekleyeceğiz. Sertleşecek. Ondan sonra buna şekil vereceğiz. O yüzden bekliyoruz biraz da. Bu şekilde görmeniz için, bakın, görmeniz için bunu ekledim. Evet arkadaşlar, sert bir şekilde kurudu. Sert bir şekilde kurudu. Yapmamız gereken şunları içe doğru katlamak şöyle. Tam ne kadar genişlikte olacağını ayarlayamadığım için genellikle şunları şöyle yapıp şöyle yapıp bakın. Bir kere şöyle tümseklik oluşturmamız lazım. Şuradan itibaren şöyle yapıştıracağız onu. Tam ucu şuraya gelecek zaten. Bu şekilde yapıştırmayı deneyeceğiz. Böylelikle burayı da sonlandırmış olacağız. Yapıştırıcıyı nereye süreceğiz? Şu beyazlara süreceğiz. Şu beyazlara yapıştırıcıyı bolca süreceğiz. Ve oraya güzelce tutacağız orada. Ve mümkün olduğunca yapışmasını sağlayacağız. Hatta bunu sizle birlikte yapalım. Amacımız kokpit kısmını yapmak. Yani tasarlarken ben hani gerçekçi olsun diye oraya pilot resimleri koydum. Evet. Bakalım şimdi tam buraya yapıştırmaya çalışalım. Mümkün olunca ortaya ve düzgün yapıştırmaya çalışacağız ki bir sıkıntı çıkmasın. Evet. Zaten bakın tam oraya denk gelmesi lazım, o rengin olduğu yere. Evet, bu şekilde tutalım kuruyuncaya kadar. Yani çünkü bu gergin olduğu için anında çıkabiliyor. Böyle elimizde biraz tutalım. Çünkü dağılmasın. Böyle tutun. 1-2-3 dakika tutun. Çünkü yapışması da, tam sağlanamayabiliyor. Şimdi burada durduruyorum. En sonunda artık bitmiş olacak uçağımız. Evet arkadaşlar, uçağımızın kısmı bitti. Son sayfa, bir sayfa var. Orada roketler ve roket attıklarının olduğu sayfa var. Bunu anlatmayacağım. Çünkü bunlar F-16'da geçmişi yapmıştım. F-16'da yaptıklarımın aynısı. Ama aşağıya linklerini bırakıyorum. Mesela füze takma yerleri. Şu gördükleriniz füze takma yerleri. Bunları anlattım. Peki füze takma yerini nereye koyacağız? Yapıştıracağız. Şurada 5 tane füze takma yeri var. Bir burada bakın. Zaten kareler şeklinde belirlemişim. O füze takma yerlerini yapacaksınız. Onun en azından nasıl yapıştırılacağını anlatayım size. Tabii nereye koyduysam onu. Neyse birazdan ona geçelim. Bu son füzesi, bozdan füzeleri. Bunlar yine bunları üzerine takılıp füze takma yerine takmak için. Bir de bakın burada ne var? Uçağımızı düzgün durması için özel bir altlık yaptım. Bu altlığı ben daha önce de onun da linkini, altlık yapımının da linkini koyacağım alta. Onun da var. Bakın bu biraz daha uzun. F4 olduğu için uzun. F16'ınki biraz daha kısaydı. Ama yapılışı aynı. Aynı şekilde yapılıyor bakın. Yandan baktığımızda iki tekerlek arkada, bir tekerlek önde gözüküyor. Böyle yere koyuyoruz bunu. Tam üzerine F4'ümüzü koyduğumuzda sanki F4'ümüzün tekerleklerin üzerinde duruyormuş havası veriyor. Siz de bu şekilde yaptığınızda görürsünüz. Yapılışında zaten
aşağıdaki linklerde altlık yapımı, füze takma yerleri falan bunların linklerini vereceğim. O videolardan izleyerekten yapabilirsiniz. Evet, füze takma yerini buldum. Şöyle bakın, aşağıya gelecek şekilde şu uzun tarafı aşağıda, küçük tarafı şeyde olacak şekilde şuralara yapıştıracaksınız şöyle. Tam şu karelerin üstünü kapatacak şekilde yapıştıracaksınız. Sonra buralara füze takacağız. Yani şöyle göstereyim. Birazdan göstereceğim. Atlayalım. Evet, orada altına taktığınızı düşünelim füzeleri. Şöyle burası yukarıya gelecek şekilde bakın. Şu füze takma yerini altına yapıştırdığınızı düşünelim. Bunun da içine şu yaptığımız füzeleri, bunların da yapılış videoları var. Oradan izleyeceksiniz. Şöyle girecek şekilde yukarıya monte edilecek ve savaş için hazır füzeleriyle hazır bir uçağımız olacak. Örneğin yapılmıştan bakalım. Yapılmış. Şu uçağımızın bakın altlarında füze takma yerleri var. Ben bunları siyah yapmıştım. Şimdikinler ise kendisiyle uyumlu ve mavi. Şunları bakın, füzeleri yaptığınızda şöyle istediğiniz yere istediğiniz gibi takabileceksiniz. Yapıştırabilirdiniz ama ben takıp çıkarmayı daha mantıklı bulduğum için bunda da yine takıp çıkarma moduna geçtim. Bakın son füzesi istediğiniz gibi takıp çıkarabiliyorsunuz. Evet, burada da bu şekilde yaptığınızda bizim F4 uçağımız bitmiş oluyor. F4 uçağımız değişik bir görünüme sahip ama güzel ve eğlenceli. Tasarımı çok güzel. Ben bu şekilde bir tasarım yapayım. F4 tasarımı yapayım. Bakın kenardan bakınca pilotları da gözüküyor. Yani F4'e benzetmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bir F4, Türk F4 uçağı yapmak isterseniz aşağıya bırakacağım planlarından, tabi füze takma yerlerin videolarından da izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece ilgilenenler için ben Türk savaş uçaklarını, Türk ürünlerini, ülkemizin savaş araçlarını yapıp daha doğrusu ulaşamayanlara ulaştırmak için bu videoları çekiyorum. Hani siz de paylaşırsanız, çünkü paylaşımlar ne kadar çok paylaşırsanız, beğenirseniz bunları başka arkadaşlarınız da görecektir. Bu başka arkadaşlarınıza ulaştırmanız için beğenip paylaşmanızı tavsiye ederim. Yani abone de olursanız çok iyi olur. Çünkü daha değişik şeyler de yapacağız. Hani Türk uçaklarından daha değişik uçakları da yapmayı planlıyorum. Hani bunları da mesela planları nasıl yaptım? Mesela yorumlarda arkadaşlarınız belirtiyor. Şunu yap, bunu yap abi falan diye belirtiyorlar. Ben de onların doğrultusunda en uygun olan hangisiyse onu yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde Türk F4 uçağını eğer yaptıysanız evinizin bir kenarına koyup bu sizi mutlu edebilir. Ve en son ben bitirirsem yapılış, en son bitiş şeklini de buraya koyarım. Yani füzeleriyle birlikte. Ki onu da yapmama gerek yok. Zaten bunda vardı. Sadece füze takma yerlerine füzelerini takacaksınız. Bu şekilde getireceksiniz. Bunu da altında videoları da olacak. Evet, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler.